Edirne Valisi Ekrem Can Alp kente görev yapan basın mensuplarını vali konağında düzenlediği sabah kahvaltısında bir araya geldi. Eşi Doktor Aytan Can Alp ile birlikte basın mensuplarını ağırlayan vali Can Alp basın mensuplarının sorularını cevapladı. Vali Can Alp yaklaşık 8 ay önce göreve başladığı Edirne'de ilk işinin köyleri ziyaret ederek sorunları yerinde tespit etmek olduğunu belirtti. Edirne'nin 254 köyünü ziyaret ettiğini söyleyen Vali Can Alp buralarda hiçbir olumsuz diyalogla karşılaşmadığını ifade ederek bence Edirne'nin meşhuru Edirnelilerdir, Edirne'nin insanıdır dedi. Yani 254 köyü gezdik, ilçelerimizin tamamını gezdim. Her gittiğimiz köyde mutlaka ki ya köyün kahvesinde ya köyün konağında köylerimizde oturduk. Biraz sohbet ettik. Aynı zamanda sohbetten sonra da eğer köyle ilgili bir talepleri varsa onları aldık. Şimdi bu kadar 254 tane köyü gezip, ilçelerin tamamını gezip, beldelerin tamamını gezdikten sonra bu kadar kahvede de köy konağında oturduktan sonra da yani aklınıza şu gelebilir değil mi? Yani işte yani bazen de hani vali olarak otursunuz. Ya herkeste şey olmaz ya değil mi? Bir tartışma olur değil mi? Biraz belki bir olumsuz bir tabloyla karşılaşacağınız şeyler olur. Diyaloglar olur. Ya sizinle şunu paylaşmak isterim. 254 köyün içerisinde, ilçelerimizin tamamının içerisinde, beldelerimizin tamamının içerisinde ya bir tane Edirneli'den ya bir tane şeyimiz olsun. Olumsuz bir diyalogum olsun. Yani hani dersiniz ki bir tane de mi çıkmaz? Evet bir tane bile çıkmaz. Yani Edirne'nin neyi meşhurdur derseniz Edirne'nin tavacı yeri meşhur değil bence. Edirne'nin Kırkpınarı meşhur değil. Edirne'nin aklınıza gelebilecek kakavası meşhur değil. Bence Edirne'nin meşhuru Edirnelilerdir. Yani Edirne'nin insanıdır. Bu kadar şeyin içerisinde insanlardaki o diye oturmuş, yerleşmiş bir beyefendilik, bir hanımefendilik. Yani bunu görüyor olmak, bunu yaşıyor olmak bence hepsinden kıymetli. Yani Edirne'yi görmeye değil, bence insanlar Edirne'leri görmeye gelmeliler. Yani Türkiye'de 81 vilayetin içerisinde böyle insanlar var. Böyle insanlarla bence gelip insanlar diyalog kurmalı. Öte yandan Vali Can Alp 4 yıl önce geçirdiği kısmi felç nedeniyle yürüme güçlüğü çeken gazeteci Doğan Yörükler'in toplantıya katılabilmesi için evine araç gönderdi. Yörükler toplantı sonrası tekrar özel araçla evine döndü.